Şimdi bölgede yaşanan gelişmeleri İran uzmanı Arif Keskin'le konuşacağız. İyi pazarlar Arif Bey, hoş geldiniz Sözcü Televizyonu'na. İyi yayınlar Gülnar Hanım, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi isterseniz bu son haberimizle başlayalım. Sizce misilleme bu akşam gerçekleşecek mi? İran kamuoyundaki bu meselenin etkileri neler? Çünkü bir yandan da henüz daha kurulmayan bir kabine var İran'da. Daha yeni isim ancak yeminini etti ve beraberinde bakanlar tayin edilmedi henüz. Dolayısıyla İran'ın da aslında yönetim anlamında zayıf bir anına denk geldi bu süreç. Hepsini nasıl değerlendirirsiniz? En çok da misillemenin bu gece olma olasılığı için nasıl değerlendirmeler yapılıyor? Tabii ki aslında İran'ın doğrudan bir yanıt vermesini beklemek gerekiyor. Ancak bunu hangi gün ne zaman yapacağını söylemek biraz zor. Neden zor? Çünkü hatırlarsanız Gülnay Hanım, o geçen o dronlar saldırısında da zaten neredeyse 4-5 gün böyle bir psikolojik şey yapılmıştı. Bugün evet. Yapılıyor. Kanımca evet, biz öyle bir sürece girmiş bulunuyoruz. Hı hı. Yani İran bir doğrudan yanıt vermek istiyor. Ve biz İran'ın doğrudan yanıt verme sürecinin içerisindeyiz ama bu ne zaman olacak onu kestirmemiz pek fazla mümkün değil. Belki yani bu gece de olabilir veya başka bir geceye de erteleyebilirler. Çünkü amaçları bir yönüyle de belli bir psikolojik şeyi egemen kılmak oraya, evet. Korkutmak. Evet. Bunu daha önce de yaptılar. Ancak şunu ama net olarak görebiliyoruz ki İran doğrudan bir yanıt verecektir. Bunu söyleyebiliyoruz. Artık İran'ın doğrudan bir yanıt verme ihtimali kesinlikle var diyorsunuz. Peki Arif Bey, şunu da sorabilir miyiz? Acaba bu sürece ilişkin, suikastin arkasındaki isme ilişkin ve beraberinde hep New York Times'da yazmıştı. Acaba havadan mı vuruldu, füzeyle mi vuruldu, içeride bomba mı vardı vesaire gibi iddialara ilişkin dün son açıklama yine İran'dan geldi. Devrim muhafızlarından geldi. Başka yeni bilgiler var mı elimizde? Uzaktan bir savaş başlıklı füzeyle vurulduğu tespit ediliyor. Ve bir de Haniye'nin odasının bir ormanlık alana baktığı ve o ormanlık alandan muhtemelen füzenin ateşlenmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği söyleniyor. Siz nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Tabii ki aslında Gülnay Hanım, bizler İsmail Haniye'nin suikastinin nasıl gerçekleştiğini, doğrusunu anladığım kadarıyla ulaşmamız pek fazla mümkün olmayacak. Çünkü şöyle bir durum oluşmaya başladı. Özellikle de İran'ın tavırlarından şu anlaşılıyor. Yani İsmail Haniye'nin nasıl vurulduğu başlı başına bir güvenlik probleme dönüştü. Evet. Yani onun anlatması bir güvenlik problemine dönüştü. Ne söylemek istiyorum? Mesela sizin de sorularınızda vardı. New York Times söyledi bunu, 2 ay önce bomba konulmuş, daha sonra patlatılmış şeklinde haber yayınladıktan sonra İranlılar buna çok aşırı tepki verdiler. Nedenleri şuydu. Çünkü bu İran'ı çok zayıf gösteriyor. Evet. İran içerisine bakın ne kadar sızmışlar ki 2 ay önceden gidip oraya koyuyorlar. Bir de İsrail'in bildiği bir binaya İran İsrail'in orayı bildiğini biliyor vesaire. Ve bu anlamda aslında Haniye'nin nasıl öldürüldüğü başlı başına bir kavgaya dönüşmüş durumda. Evet. Ve o hikayenin gerçeğinin ne olduğunu biz pek fazla bilemiyoruz. Hatta o binanın o mudur, o değildir mi, bunu pek fazla da bilmiyoruz. Eğer bina oysa, yani o bölgeyse,
Orası kolayca uzaktan ulaşılabilir, vurulabilir bir yer. Hı hı. Yani zaten o binanın bu tarafından orayı tam gören bir dağlar var. Bu dağlık bölgeler aslında insanların tatil yaptığı, piknik yaptığı, gezdiği yerler. Orada mesela insanların oturacağı banklar var, yerler var. O oturacağı, oturduğu yerden bile o bina gözüküyor. O bina tam anlamıyla düz bir arazi ve her yerden görülebilen bir alan. Ve eğer o gösterdikleri ise İsmail Haniye'nin de tam anlamıyla tepede yerleştirilmişler. Evet. Ve herkesin erişebileceği bir evet. şey. Yani bu anlamda bu bize bu hikaye, yani bu başlı başına İran'ın güvenlik sistemi, istihbarat sistemi açısından bize şey gösteriyor ve belki de bu bir yönüyle de şu kanıyı güçlendiriyor. Sanki bilinçli olarak oraya yerleştirmişler. Sanki bir klik bilinçli olarak oraya yerleştirmişler ve vursunlar diye. Tabii ki bu da İran rejimi açısından çok problemli bir yorum. Evet. O nedenden dolayı biz işin aslını belki aylar sonra öğreneceğiz. Evet. Şu anda ama net olarak şunu biliyoruz. İki tane hikaye var diyelim. Birisi iki ay önce bomba konuldu. Ve Haniye oraya kaldığı gece patlatıldı. Biri ise İran resmi görüşü. Hayır, oraya bomba konulmadı. Dışarıdan 7 kilogramlık bir başlıklı kısa menzilli yüksek patlama şeyiyle vuruldu deniliyor. Yani biri bombayla, birisi ise füzeyle. Dışarıdan. Evet, dışarıdan. Yani, evet, şimdi bu hikayelerin bununla ilgili mesela ben İran basınını yani neredeyse veya şeyini tarıyor. Bunun dışında pek fazla bir hikaye anlatılmıyor. Hatta İran İstihbarat yetkilileri, devrim muhafızları milletvekillerine ve bazılarına da bilgileri bu çerçevede vermişler. Yani İran o rotada yürüyecek. O anlattığı o hikaye rotasını yürüyecek ve onu anlatmaya çalışacak. Ama önemli olan sonuç itibariyle İsmail Haniye'nin Tahran'da devrim muhafızlarının koruduğu bir bölgede devrim muhafızları tarafından her tarafı korunan bir yerde öldürüldüğüdür. Bu başlı başına isterse bunu bombayla yerleştirerek patlatıp öldürsünler, isterse kısa menzilli füzeyle vursunlar, sonuç itibariyle çok büyük bir güvenlik zaafı, evet. çok büyük bir istihbarat zaafı ve hangi hikayede olursa olsun çok büyük bir itibar kaybı İran rejimi açısından. Çünkü hatta benim kişisel görüşüm daha o noktayı bizim aşmamız gerekiyor. Çünkü zaten orayı orada pek fazla şey bilemeyeceğiz. Çünkü onunla zaten daha zor. Ama önemli olan ne? Ciddi bir istihbarat zaafı, güvenlik zaafı ve büyük bir itibar kaybı. Ve bu itibar kaybı çok derin. Ve biraz önce siz sözü başlarken söylediniz Gülnay Hanım, bu olay sadece istihbarati veya İran'ın Filistin ve İsrail ilişkileriyle de ilintili değil. Sizin sorunuzda da o vardı. Yemin töreni, yani Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreninden hemen sonra gerçekleşti. Yani yemin töreninde gelen yetkililer zaten hala İran'dayken bu yapıldı. Hı hı, evet. Bir yönüyle de aslında hala kurulmamış İran Mesut Pezeşkiyan hükümetine yönelik bir saldırıdır. Ve bir yönüyle de onu rehin almıştır. Bir yönüyle de onu yönlendirebilecek bir saldırıdır. Şimdi mesela Gülnay Hanım, İran'daki gazetelerde ve İranlı yorumcular şunlar
Şöyle bir yorumluyorlar. Pezeşkian bu saldırının etkisinde kalmasın. Yani seçimler sürecinde verdiği vaatların peşinde gitsin. Sonuç itibariyle bu saldırı doğrudan Mesut Pezeşkian'ı esir almış durumda. Hem içerideki söylemlerini hem dünya ile kurmak istediği ilişkiyi. Mesut Pezeşkian ne söylüyordu? Avrupa ile Amerika ile özellikle de nükleer bağlamında bir anlaşma peşindeydi. Nükleer anlaşma yapmak istiyordu. Evet. Şimdi bu suikast bir yönüyle de İran'ın Batı ile olan ilişkilerine zarar verecek bir potansiyeldedir. Yani eğer İran doğrudan yanıt verirse ki verecek gibi, doğal olarak Avrupalılar da Amerikalılar da İsrail'in yanında yer alacak gibi gözüküyor. Hı hı. Ve bu da Pezeşkian'ın nükleer anlaşma söylemine sekteye uğratacak. Yani ona olanak vermez. Ve Pezeşkian ne diyordu? Pezeşkian diyordu ki ekonomiyi iyileştireceğim. Evet. Ülke içerisinde yumuşama sağlayacağım. Şimdi dünyayla kavga eden, Batı ile ilişkilerini iyileştiremeyen, nükleer anlaşmayı yapamayan, FATF anlaşmasını imzalamayan, komşularla ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtamayan Pezeşkian bunu yapabilir mi? Evet. Ve doğal olarak aslında İsrail vulgarize edeceğim ya, o Türkçe de bir söz var ya, bir taşla kaç kuş vurmuş oldu. Evet. Yani aslında bir bu suikastla çok farklı, çok çeşitli hedef güdüyordu. Biri de zaten Mesut Pezeşkian. Çünkü Mesut Pezeşkian'ın veya İran'ın Batı'yla iyi bir ilişkisini kurmasını istemiyor İsrail. Amerika ile nükleer anlaşma yapılmasını istemiyor. Buna net olarak karşıdır. Ve bu saldırı doğrudan bu sürece zarar vereceği çok açık. Peki Arif Bey, sizce İran'daki bazı siyasetçilerin aslında İran'ın daha proaktif pozisyonunu koruması, şu an için saldırıya geçmemesi ve beraberinde önce Pezeşkian liderliğindeki kabinesini sağlamlaştırdıktan sonra daha yakın bir gelecekte, örneğin bir ay sonra ya da birkaç ay sonra düğmeye basması gerektiğini düşünen bir siyasetçi grubu da var İran'ın içinde. Bu fikir önümüzdeki süreç için eğer hemen bir misilleme gelmezse baskınlaşabilir mi? Çünkü burada sizin de ifade ettiğiniz gibi hedeflerden biri de kurulacak yeni hükümet aslında. Ya da belki yine Haniye'nin en son görüştüğü, temas kurduğu dini lider Hamaney de yine tehdit altında bence bu süreçte. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha proaktif, daha uzun vadeli ya da kısa vadeli bir o istikrar parlamentoda sağlandıktan sonra mı düğmeye basar İran? Yoksa hemen mi olur bu? Ve Hizbullah'ı yanına ne kadar destek alır? Şimdi aslında bunu uzun süre yayarak yapacakları bir konu değil bu. Hı hı. Çünkü şu anda yaşadıkları itibar kaybı öyle büyük ki. Evet. Bu itibar kaybını uzun zamana yayarak çözebilmeleri mümkün değil. Ve o nedenle dolayı bunu kısa sürede bu yanıtlığını vermeleri gerekiyor. Ve bunu zamana yaydıkları takdirde, hı hı, iş daha zorlaşabilir. Peki Hizbullah faktörü? Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben aslında. Ben bu kez İran'ın yapmak istediğini, yapmak istediği daha önce dronlarla yaptığından biraz daha farklı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Ben bu kez biraz daha hibrit bir model seçeceklerini düşünüyorum. Nedir hibrit model? Mesela bunu anlatayım. Belki hiç
doğrudan saldırı da yapmayabilirler. Hı hı. Şimdi söylemek istediğim şudur Gülnay Hanım. Şimdi İsrail ne yaptı? İsrail Haniye'yi Tahran'da devrim muhafızlarının koruduğu bir yerde öldürdü. Bu evet. Aslında bir tür istihbarati bir operasyondu ve birçok kişiyi de şaşırttı. Şimdi İran itibarını tırnak içinde geri almak istiyorsa İran'ın da şaşırtıcı bir operasyon yapması gerekiyor. Yani şu anlamda evet biz İran'dan bunu beklemiyorduk. İran İsrail içinde bu kadar nüfuzu olduğunu bilmiyorduk şeklinde bir şaşkınlık yaratabilecek. Evet bir telafi gibi oldu denilebilecek bir şey olması gerekiyor. Şimdi yani bu da ne anlama geliyor? Belki İran aynı İsrail gibi İsrail'in kendi içerisinde bir suikast yapabilirse veya bir istihbaratı bir faaliyet yapabilirse bu bir şaşırtıcı olabilir. Bir şeyler yapmak istediklerini. İkincisi geçen İran'ın dronlarla saldırıda İran tek başına saldırdı. Hamas demeyelim de Hizbullah, Husiler veya Irak İran saldırdığı gün herhangi bir tepki vermediler. Onlar susmuşlar. Hı hı. Ama kanımca bu kez sadece İran şey yapmayacak. Peki. Eş zamanlı belki bir şey planlıyorlar. Peki. Yani şu anlamda yani İran vurduğu zaman Hizbullah'ın da vurabileceği, Husilerin de vurabileceği, Iraklı milislerin de vurabileceği ve doğal olarak bu bir yönüyle de İsrail'in ve onu destekleyenleri şaşırtabileceği ve onların savunma gücünü bu şekilde delip daha etkili bir şey yapabileceklerini. Çünkü sadece İran'dan gelecek şeyleri belki koruyabilirler. Peki. Şimdi mesela Gülnay Hanım baktığınız zaman İsrail'in eylemlerine baktığınız zaman son günlerde Lübnan'daki operasyonlarına Suriye'deki operasyonlarla ciddi bir biçimde artırmış. Çünkü bir yönüyle de şu andaki oradan muhtemel bir şeyi de belli bir derecede etkisizleştirme niyetindedir. Büyük ihtimal İsrail de bir hibrit, sadece İran'ın değil çok aktörlü bir şeyin karışması lazım. Bunun da en önemli sebebi değil. En önemli sebebi şudur bu kez farklı oluşu. Birincisi Hizbullah'ın en önemli adamı Fuat Şükür de vuruldu. Evet. Hizbullah'ın kendisinde bir intikam alma şeyi var, motivasyonu var. Artı Tahran da vuruldu. Vurulan kim? Vurulan İsmail Haniye. Yani bu bir yönüyle aslında Husilerin de Hizbullah'ın da ve Iraklı milislerin de yanıt vermesi gereken bir şeye dönüşüyor. Peki. Sonuç itibariyle birinci şey de sadece İran'da. Ama burada sadece İran olmadığı için daha kompleks, çok başlı, çok farklı grupların katılabileceği eş zamanlı bir şey planlayabilirler. Peki. Tabii ki bu bir ihtimal. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim.